Obur arı. O gün hafif bir rüzgar esiyordu. Bütün ağaçlar kuş seslerine eşlik ediyorlardı. Karıncalar harıl harıl kışa hazırlık yapıyor, kuşlar yuvalarına yeni dallar ekliyor, kertenkeleler saklambaç oynuyorlardı. Herkes iş başındaydı yani. Hop hop ve Kiki çınar ağacının altında miskin miskin oturuyorlardı. Sessizliği yanlarından hızla geçen obur arı bozdu. Merhaba dedi. Ama o kadar hızlı geçti ki rır diye garip bir ses çıktı. Hop hop. Eyvah! Obur bir yemek kokusu almış olmalı. Umarım yine çok kaçırmaz. Evet, hatırlasana. Geçenlerde o kadar çok yemişti ki olduğu yerde kala kalmıştı. Arkadaşları onu iki kanadından tutup zar zor kovana taşımışlardı. Karamsar tilki bir çalının altında her zamanki gibi somurtmuş oturuyordu. İyimser kirpi çıktı birden çalının arkasından. Bu arının açgözlülüğü bir gün başına kötü bir iş açacak. Görürsünüz, dedi. Ne güzel işte, karnı tıka basa doyuyor. Hem böylece damak tadı da gelişir. Hop hop, bugün günlerden pazar. Birçok insan piknik yapmaya gelir. Umarım gidip onların yemeklerine dalmaz. İşte o zaman karamsar haklı çıkabilir. O sırada cesur arı ve titrek arı geldiler. Kraliçe arı, obura göz kulak olmaları için onları görevlendirmişti. Cesur, arkadaşlar bizim oburu gördünüz mü? Kiki, evet biraz önce alelacele göle doğru uçtu. Onlar da oburu bulmak için göl kenarına doğru hızla uçtular. Kısa bir süre sonra nefes nefese geri geldiler. Titrek, hop hop, obur piknikçilerden birisinin masına dadanmış. O kadar yemiş, o kadar yemiş ki karnı davul gibi olmuş. Bu sefer biz de kaldıramadık. Onu oradan bir an önce almalıyız. Yoksa piknikçilerin çöpleriyle çöp tenekesine atılacak. Hop hop, ne yapabiliriz? Bugün pazar. Göle gitmemiz yasak, biliyorsunuz. Piknikçilere görünemeyiz, korkarlar. Cesur, kovan uzakta. Buraya gidip yardım isteyene kadar obur çöp kutusuna atılmış olur. Hadi bir şeyler yapalım. Hop hop. Tamam dedi çaresizce. Göl tam ormanın ortasındaydı ve ağaçlarla çevriliydi. Eğer ses çıkarmazlarsa onları kimse göremezdi. Onlar da öyle yaptılar. Sessizce oburun olduğu yere doğru ilerlediler. Her biri bir ağacın arkasına saklandı. Piknikçiler masanın önünde yere uzanmış sohbet ediyorlardı. Obur masanın üstünde sırt üstü yatmış debeleniyordu. O kadar çok yemişti ki adeta sarı siyah çizgili bir top gibiydi. Bilgili ve Kiki onu oradan kurtarmanın yollarını düşünüyorlardı. İkisinin de elleri o kadar büyüktü ki almaya kalksalar pençeleriyle ona zarar verebilirlerdi. Hop hop çantasından sicim çıkardı, makaradan açarak ucunu Cesur'a verdi. Bu ipi oburun karnına sıkıca bağlayın, ucunu da bana getirin. Cesur ve Titrek ipi bağlamaya çalışırken piknikçilerden biri ayağa kalktı. Titrek hemen uçuverdi. Cesur, arkadaşımı burada bırakamam dedi ve onunla kaldı. Piknikçi onları fark etmemişti. Cesur sicimi sıkıca bağladı ve ucunu hop hopa verdi. Bilgili biraz hızlı çekmiş olacak ki iple birlikte obur da elinden kaçıverdi. Hepsi telaşla oburu aramaya başladılar. Ama çalıların arasında oburu aramak samanlıkta iğne aramak kadar zordu. Hop hop çantasından büyütecini çıkardı ve çalıların arasına bakmaya devam etti. Sonunda onu buldu. Buldum, buldum burada. Hop hop oburu bir bardağın içine koyarak
kovanına götürdü.